haber alamayan Hüseyin Opus çocuğunun hayatından endişe ediyor. Nedir endişeniz Sayın Opus? Şimdi alışveriş endişem şu şekildir. Benim 5. ayın 11-2022 yılında bizim şehitli semtinde bir olay oluyor. Gerçi gençler arasında kavga oluyor. Bir kardeş ölüyor, bir kardeş de yaralanıyor daha doğrusu. O olayda oğlumun herhangi bir bilgi alakası yok daha doğrusu. O olayla ilgili olan şahıslar daha önce oğlumla ufak bir kavga durumu yerlise olmuştu, barışmıştılar. Ondan sonra oğlum da kendi evindeydi. Klima işiyle amcalarıyla beraber klima gidip klima en işi yapıyordu daha doğrusu. Müteahhit falan işlerini yapıyordu. En son ayın 15'inde olayın 3 gün sonra ayın 15'inde oğluma tehdit mesajları gidiyor telefonunda, kullandığı GSM telefonunda. Oğluma diyor bu olayı sen mi söylemişsin ona ya? Oğluma diyor ki ben onlara desem bir kendisi damla atamla sizi de tanıyorum, onları da tanıyorum. Benim ne ilgi alakam var? Siz beni suçluyorsunuz. Oğlumu tehdit ediyorlar daha doğrusu. Olayda ölen şahıslar, olay şey yapan şahıslar. Oğlum değil, düşmanı. Seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz. Oğlum da can korkusundan kaç gün saklamaya başladı arkadaşlar. Bunlar maske takara silahlarla gece mece oğlum peşine gelmeye var. Oğlum en son kullandığı telefonu kapattık. Başka bir numaradan gerçi bana ulaştı. Dedim oğlum neredesin diye bir arkadaşın evindeyim. Diye bu cinayeti olay yapan şahıslar polisler tarafından yakalandığı zaman çıkarım meydana diye bir şey. Diye bunlar yakalandıktan sonra ben çıkarım diye kendimi serbestçe gezerim diye şu anda ben bir yerdeyim ki bunların yakalanana kadar. Sonra cinayet masasına gittim. Orada ifademi aldılar. Cinayet masası diye sen oğlunu İskender Paşa'da biz gördük onu. Biz almadık çünkü olayla ilgili oğlunla bir alakası yoktur. Biz biliyorduk. Ben dedim olayla bir oğlum alakası olsaydı keşke alaydılar diye. Şimdi sen olayın bir suç yaracağı, bir delil şey elimizde olmadığı için biz oğlunu ne alacağız? Almadı gerçi. Onun bir olay bir alakası olmadığı için almadı cinayet masası. Orada benim ifademi de aldılar daha doğrusu. Ondan sonra en son oğlumla ayın 15'inde, ayın 18'ine kadar WhatsApp'la telefon görüşmeleri yapıyor. Oğlum nasıl, neredesin? Buradayım. Ama buradayım, iyisin. Ya iyiyim. Dedi ki bu cinayeti yapan şahıslar diye yakalansa daha doğrusu emniyete teslim yakalansa diye her şey açığa çıkar gerçi. Ben suçsuzum yani. Şimdi diye onlar peşimde de ben devletten kaçmıyorum. Sadece peşimde beni tehdit eden şahıslar var diye. Ben sana amcama şey atmışım, fotoğraflar atmışım. Onlarla ilgili şeyler atmışım. Amcası da benim kardeşim de bana attı daha doğrusu fotoğrafla bilgileri. En son ayın 18'ine kadar da oğlumla telefonla görüştüm daha doğrusu. Gündüz ayın 18, 5. ayı 18, 2022, 11.51'de oğluma taradım. Oğlum dedi baba ben iyiyim, yerim iyidir diye şey. Ben de kalktım bir Şahin eski araba alıp satıyorum. Gittim bir Şahin araba aldım. 4-5 saat o arabayla ilgilendim. Satış, matış işlemine yaparken akşam oldu 5-6 civarı. Oğlumu aradım, aramadım, bulamadım. Her kapıyı çaldım, nereye gittim, nereye ulaşamadım. Ondan sonra oğlumla ilgili araştırma yaptım, karakola gittim. Asayi dedi 24 saat bekle, ondan sonra gel müracaatı. Ben de ayın 19'unda 24 saat bittikten sonra gittim, şeyde karakoluna kayıp müracaatını verdim. Baktım kayıp müracaatından bir şey çıkmayınca, çıkmayınca da o sefer ayın 19'da 20 arası bu cinayet yapan şahıslar gidip teslim oldular. Oğlum ortadan kaybolduktan sonra teslim olunca onlar yakalandı gerçi, cezaevine girdiler. O bu sefer oğlumun ortadan kayboldu. Yani şimdi oğlumun kaybolmanın sebebi bu çocukları ölen Ergün ailesi, mazlum bir de Ergün bunlar tarafından oğlumun peşindeydi çünkü oğlumdan tehditler alıyordu. Bunu nerede yakalasak bunu infaz edeceğiz yani düğümler alıyordum. Ondan sonra bu ayın 18'inden beri oğlumdan haber alamıyorum. Yani oğlumun ölüsü, dirisi neredeyse bizim devlet yetkilileri, bizim devlet şeyleri, Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Başkanımız olsun üstüne durursun. Oğlumun ölüsü, dirisi ortaya çıkmasını istiyorum daha doğrusu. Ben oğlumun hayatında endişe duyuyorum. Oğluma daire almıştım, eşya almıştım, evlendirecektim daha doğrusu. Şimdi bütün eşyaları olduğu yerde duruyor daha doğrusu evinde. Ben her gün ağlamaktan ben kendimi bitiriyorum. Her gün savcılığa gidiyorum, karakola gidiyorum, kapı yok. Arkadaşlarımdan soruyorum daha doğrusu. En son oğlum bir kişiden haber aldım diye bu kişinin yanındaymış. İşte bu kişinin de
bana bazı bilgiler verdi daha sonra. O bilgiler doğru muydu, yanlış mı bilmiyorum. Gökçehan Gözsever diye şahsın yanındaymış. Ayın 17'sinden kaybolmadan önce. Ayın 18'inde bu Gökçehan Gözsever diye şahıs. Bir ben kendi arabamla götürmüşüm bir yere. Altı bu Gökçehan Gözsever diye şahıs. Bu onu götürüp tüzağa kurup başına bir şey mi getirdi, olan şey mi yaptı, onu bilmiyorum. Yani bununla ilgili savcılığa da ben dilekçe verdim. Daha önce de ben şikayet dilekçelerim vardı. Bu tehdit eden şahısların fotoğrafları, isimleri ben savcılığa bir de asayiş şube ekiplerine, gaz bürosuna da ben verdim daha doğrusu. Hepsi şu anda savcılıkta, bir de asayişte bütün bilgiler mevcuttur, yani şikayet bilgileri. Tek ricam, yani devlet büyüklerinden, cumhurbaşkanımızdan, yani çok rica ediyorum. Oğlumun ölüsü dirisini çıkartmasını istiyorum. Oğlumun hayatına endişe ediyorum. Çünkü oğlum hayatta olsaydı Allah'ın neresinde, hangi dağa o mutlaka ulaşırdı, o beni arardı.